Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79. yıl dönümünde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Tören Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Törene il protokolünün yanı sıra öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'da saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiği anlarda Türkiye'nin hemen hemen her yerinde olduğu gibi Aksaray'da da hayat durdu. Trafikte, sokaklarda, iş yerlerinde ve okullarda tüm vatandaşlar ata için saygı duruşunda bulundu. Trenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşu gerçekleştirilen tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi de küçük sanayi projesinde atılan imzalardı. Aksaray Belediyesi ve TOKİ güvencesiyle dev proje olan ve merakla beklenen modern yeni sanayi kentsel dönüşüm projesinde imzalar atıldı. TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı müjdeyi verdi. Tabii Aksaray'daki küçük sanayi sitesini yapıp uzun zamandır görüştüğümüz bir konu. Türkiye'de yapılan en önemli projelerden bir tanesi. Toplu konut idaresi için de gerçekten örnek projelerden bir tanesi. Tabii çok büyük bir proje. Hazırlık aşamaları sürdü, hamdolsun. Şimdi bitti. Sayın vekillerimiz, belediye başkanımız, burada oda başkanı arkadaşlarımız uzun zamandır takibinde yapıyordu. İnşallah bugün günlerden salı en geç bir hafta içerisinde ihale tarihini almış olacağız. Şu anda dosya projeler dairesinden ihale dairesine gitti. Son maliyet kontrolleri yapılıp ihaleye çıkmış olacak. Bu şu demek, inşallah 2 ay içerisinde inşaata başlayacağız anlamına gelir. Bunu da müjdelemiş olalım. Evet, küçük sanayi sitemiz Allah'a çok şükür şu an itibariyle artık startını veriyor. Proje çalışması sizlerin de bildiği gibi göreve başladığımız andan itibaren teknik ekibimizle beraber çok yoğun gayretler göstererek oda başkanlarımız da bizlere destek olarak sanayi esnafımızı mutlu sona kavuşturuyoruz. Az önce TOKİ Başkanımızın açıklamalarını dinledik. Şu anda ihalesine başlattı. Önümüzdeki haftalarda inşallah ihale internetten de yayınlanacak ve daha sonra da yapımına geçilecek ve bunu da en kısa zamanda başlatıp çok kısa bir sürede de teslim etmeyi planlıyor. Ben başta kıymetli vekillerime, ardından oda başkanlarıma, sonra da buradaki teknik elemanlarıma, başkan yardımcıma, müdürlerime ve bu projede emeği geçen bütün herkese canı yürekten teşekkür etmek istiyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Aksaray Belediyesi ve TOKİ İşbirliği ile Organize Sanayi Bölgesi ve Aksaray Üniversitesi arasında 3 milyon metrekare alan üzerine yapılacak olan sanayi projesinde bir hafta içerisinde ihaleye çıkılacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı arasında atılan imzalarla proje kesin olarak hayata geçti. İmzaların atılmasıyla 375 milyon liralık yeni sanayi kentsel dönüşüm projesinde bir hafta içerisinde ihaleye çıkılacak ve dev sanayi projesinin temellerinin ise 2 ay içerisinde atılması planlanıyor. Sağlıksız koşullarda faaliyetlerini sürdüren sanayi esnafımız, modern ve günün ihtiyaçlarına cevap veren iş yerlerine sahip olacağı gibi yüzleri güldürecek dev projenin imza töreninde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden Geçti, Madeni Sanatkarlar ve Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Üçkulak ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Mesut Konuk eşlik etti.
küçük sanayi sitesi, yeni bir küçük sanayi yolculuğu nihayete eriyor inşallah. Önümüzde günlerde ihaleye çıkıyoruz. Muhtemelen 2018'in Şubat'ı gibi filan da kazmaya vururuz diye bekliyoruz. Hayırlı olsun memleketimize, Aksaray'ımıza, esnafımıza. Rabbim hayırlar getirsin. Aksaray'ın gözü aydın. Aksaray'ın küçük sanayi esnafının gözü aydın. Bugün küçük sanayi sitesinin taşınması projesinin sonuna geldik. İhale talimatı verildi, inşaat ihalesi. Şimdi bu ölü bir sezon olduğu için ihaleyi alan firma altyapı çalışmalarını ve hazırlıklarını yapacak. İnşallah inşaat mevsimi başladığında, Şubat sonu Mart başında da inşaatımız hızla başlayacak. Türkiye'nin en hızlı inşaat yapan firması TOKİ biliyorsunuz. En kısa zamanda bu dükkanları yapıp sahiplerine teslim edeceğiz inşallah. Çok uğraştık bu proje için. Hayırlı olsun Aksaray'a. Küçük sanayi esnafımıza, ustalarımıza, mal sahiplerine, alacak insanlara da hayırlı olsun. Bol bereketli kazançlar olsun. Bütün Aksaray'a saygı ve sevgilerimizi ve örneklerimizi sunuyoruz. Türk TOKİ kurumundayız şu an. Vekillerimiz, belediye başkanımız, Musa vekilim, Cengiz Aydoğdu vekilim, belediye başkanımız, Musa başkanımızla beraber TOKİ başkanımızın ziyaretinden çıkmış bulunuyoruz şimdi. Allah izin verirse sözünü de aldık. Bir haftaya kadar ihale tararımız açıklanacak. Kendi bizzat, bizler de böyle. Zaten kendi açıklaması da var. Onu da göreceksiniz. Allah izin verirse bu işin ilk önemli adımını atmış olduk. Buradan da müjdesini vermek istiyorum. Herkese saygılar, sevgiler. Sayın Aksaraylı esnaf ve sanatkar kardeşlerim. Bugün ondan sonra TOKİ'den az önce çıktık ve TOKİ başkanımızın gerekli açıklamalarını aldık. Bir haftaya kadar sözünü aldık inşallah. Vekillerimiz, belediye başkanımız, bu projeye emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor. Saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Aksaray'ımıza, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulunuyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, geçtiğimiz hafta sonunda İngiltere'de UEDT'nin düzenlemiş olduğu halk buluşmaları kapsamında Aksaraylı gurbetçilerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İngiltere'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere bölgesi tarafından hazırlanan halk buluşmaları ve kahvaltı programlarına katıldı. Başkan Yazgı 3 gün boyunca 3 farklı kentte düzenlenen programda ilk olarak 3 Kasım Cuma günü Ramsgate kentinde, 4 Kasım Cumartesi günü Haringey kentinde, 5 Kasım Pazar günü ise Bristol kentinde Aksaraylı gurbetçilerle buluştu. Düzenlenen etkinlikte yer almak için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Aksaraylı gurbetçiler, Başkan Yazgı'yı yoğun ilgi ve sevgiyle karşıladı ve kucakladı. Daha önce de yurt dışında yaşayan Aksaraylı vatandaşlarla birçok kez bir araya gelmiş olan Başkan Yazgı, İngiltere'de düzenlenen Halk Günü buluşmalarında gurbetçi hemşerilerine belediye çalışmaları ve yürütülen projelerin son durumu hakkında bilgiler verdi, sohbet etti. Aksaray Belediyesi'nin hayata geçirdiği Belediye Kapımda projesiyle halkla ilişkiler biriminden görevliler vatandaşla birebir görüşme sağlıyor. Aksaray Belediyesi tarafından 5 ay önce uygulanmaya başlayan Belediye Kapımda projesiyle belediye vatandaşın ayağına gidiyor. Biz Aksaray Belediyesi'nden geliyoruz. Belediyemizin halkla ilişkiler birimi Belediye Kapımda projesi kapsamında birkaç sorumuz olacaktı. Size daha iyi hizmet sunabilmek için. Birim bünyesinde oluşturulan ekip mahalle mahalle, sokak sokak gezip vatandaşların istek, öneri ve taleplerini kayıt altına alıyor. Projenin hedefi ise halkın yönetime katılmasını sağlayıp istek ve taleplerin karşılanmasına doğrudan katkı sağlamak. Aksaray Belediyesi Belediye Kapımda projesiyle vatandaşlarla birebir görüşme esnasında gelen istek ve talepleri de gerekli birimlere aktararak anlık çözümler üretiyor. Yaklaşık 5 ay önce projeyi hayata geçiren Aksaray Belediyesi şu ana kadar yaklaşık 1500 haneyi ziyaret etti ve 5765 vatandaşla birebir görüşme sağladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı göreve başladığı andan itibaren halkın yönetime dahil olması için mahalle meclis toplantıları düzenlemiş ve bu doğrultuda binlerce vatandaşı dinleyerek isteklerine çözüm üretmişti. Halkın memnuniyet derecesinin artması için her türlü sosyal projelere öncülük eden Başkan Yazgı, bu projeler arasında yer alan Belediye Kapımda projesiyle halkın tamamına ulaşmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şehircilik Şurası'na katıldı.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ankara'da Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla gerçekleşen Şehircilik Şurası'na katıldı. Şehircilik Şurası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Türkiye'nin yeni şehirleşme vizyonunun gelişen ve değişen koşulları çerçevesinde başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin şura kararlarının yer aldığı sonuç bildirisini açıkladığı genel kurula 300 akademisyen, kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinden katılım sağlanıyor. Şehircilik Şurası'nın ana başlıklarını şehirlerimizde kimlik planlama ve tasarım, kentsel dönüşüm, şehirleşme, göç ve uyum, şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yönetimler rolü başlıkları yer alıyor. Güne Bakan projesi kapsamında sertifika alan işletmeler denetleniyor. Aksaray Belediyesi halkın daha temiz ve güvenli gıda tüketmesi, aynı zamanda işletmelerin hijyen kalitesini yakalaması için başlattığı Güne Bakan projesinde sertifika alan işletme sayısını arttırıyor. Güne Bakan Denetleme Kurulu bugüne kadar 22 işletmeye Güne Bakan sertifikası verdi. Sertifika için müracaatta bulunan işletme sahiplerinin de iş yerinde gerekli düzenlemeyi başlattıkları öğrenildi. Belediye bünyesinde kurulan Güne Bakan birimi, sertifikası olan işletmelerin ve çalışanlarının temizlik esasının devamlılığını sağlamak için her 3 ayda bir olmak kaydıyla işletmeyi yeniden denetime tabi tutuyor. İşletmenin kontrol edildiğine dair sertifikalara bandrol yapıştırılıyor. Kontrol ve denetim uygulamasının amacı ise işletmelerin temizlik ve hijyen konularında daha duyarlı olmalarını sağlamak ve kalite standardını en üst seviyede tutmak. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haftanın ardından öne çıkan gelişmeleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.